Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Karışık bir turşu tarifim var bugün sizlere. Hangi malzemeleri kullanmışım? Buyurun bakalım. 2 kilo kornişon salatalık, 1 orta boy turşuluk lahana, yarım kilo taze fasulye, yarım kilo ince kıl biber, 1 kilo havuç, 2 limon, 2-3 baş kadar da sarımsak kullanacağım. Öncelikle tabii ki sebzelerimi güzelce yıkadım. Kornişonları baş kısımlarından çok derin olmayacak şekilde kestim. Yine havuçları yuvarlak yuvarlak bu şekilde çok kalın ve çok ince olmayacak şekilde dilimledim. Biberlerin tam orta kısmından bıçakla birer çizik kesik attım fasulyeleri ayakladıktan sonra ikiye böldüm lahanalarda yine bu şekilde iri iri doğradım benim fasulyelerim çok taze olduğu için ekstra bir haşlamaya ihtiyaç duymadım ama fasulyeleriniz çok taze değilse şöyle kaynar suda 3-4 dakika beklettikten sonra turşunuza kullanabilirsiniz temiz bir cam kavanozun dibine böyle dolu bir avuç kadar nohut ekliyorum Yine 5-6 adet kadar da sarımsak ekliyorum. Nohutu neden kullanıyoruz? Nohut turşunun fermentasyonunu hızlandırıyor. Yani daha çabuk olgunlaşmasını sağlıyor. Ve sırayla sebzelerimi yerleştirmeye başlıyorum. İsterseniz kat kat sırayla isterseniz de bu şekilde benim gibi karışık olarak dizebilirsiniz. Koydukça üzerine hafif hafif bastırmayı ihmal etmeyelim ki e Kavunuz mümkün olduğunca daha fazla sebze alabilsin. Turşu da yine kullanacağınız sebzenin çeşidi tamamen tercihinize bağlı. Karnabahar, kırmızı lahana ya da ne bileyim acur bu tarz sebzelerde kullanabilirsiniz. Tamamen yine isteğinize bağlı. İlk defa yapacaklar için söylüyorum. Turşuda kullanacağınız sebzenin e, miktarı, kilosu değildir önemli olan. Önemli olan turşunun suyunun ölçüsüdür. Tuz, su, sirke, limon oranıdır önemli olan. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece turşunuz istediğiniz gibi e, çok çok güzel olacaktır. Ben birinci kavanozu tamamladım. Şimdi ikinciye geçiyorum. Yine onu da aynı şekilde karışık bir vaziyette üzerine bastırarak mümkün olduğunca sıkı bir şekilde yerleştiriyorum aralarına da sarımsak e, ilave ediyorum. Buna da dikkat edelim. Sarımsak tabii ki güzel bir aroma verecek. Miktarı az ya da çok ne kadar kullanmak isterseniz size kalmış. Sizler izlerken sıkılmayın diye bu kısmı bayağı bir hızlandırdım ve bu şekilde tüm kavanozlarımı doldurdum. 2 tane 5 litrelik kavanoz, 3 tane de yarım kiloluk e, küçük cam kavanoz doldurdum. Yine artan sarımsaklardan da üzerine ikişer üçer tane büyükleri dörder beşer tane ilave ediyorum ve bu aşamadan hemen sonra turşunun suyunu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi gelelim turşumuzun suyunu hazırlamaya. Ben 5 litrelik temiz bir su şişesi kullanacağım bunun için. Turşunun su ölçüsünü veriyorum. 1 litre suya 1 yemek kaşığı dolu dolu bu şekilde kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, yarım çay bardağı da üzüm sirkesi kullanıyorum. Kaya tuzunu yerine kesinlikle iyotlu yemeklik tuz kullanmayın. Turşunuz çöpe gider, erir. Ee, kesinlikle kaya tuzu kullanılması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Yine birer çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum litre başına. Ben toplamda bunu dolduracak kadar 5 litre e, turşu suyu hazırladım. Bu turşu suyu yetmedi. Daha sonra bu bidonun yarısı kadar daha hazırladım. Bu şekilde tüm malzemeleri ölçüsüyle koyduktan sonra su şişesinin kalanını suyla dolduruyorum. Suyu da kesinlikle çeşmeden kullanmadım. Ee, özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız sular çok kireçli ve klor oranı da gerçekten çok yüksek. O yüzden ben marketten hazır almış olduğum suyu kullandım. Sizin de o şekilde hazır su kullanmanızı tavsiye ederim. Malzemelerin üzerine suyla tamamladıktan sonra içindeki kaya tuzu ve limon tuzunun erimesi için şöyle bir sallıyorum ve tamamen eridikten sonra kavanozların üzerine üstü kapanacak kadar suyu turşu suyunu ilave ediyorum tamamını doldurduktan sonra kapaklarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorum ve bu şekilde ışık görmeyen karanlık bir yerde turşumun olması için beklemeyi alıyorum bu şekilde erimeden hava almadığı sürece bir yıl boyunca hiç yumuşamadan turşunuzu tüketebilirsiniz. Yaklaşık 10 ila 15 gün içinde turşunuz yemeye hazır olacaktır. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.